Serhan'ın çocukluğundan beri devam eden ailevi sorunu Merve için çok iyi bir fırsat olmuştu zamanında. Tanıştıklarında Serhan iyice küskün bir gençti çünkü. Daha sonra ailesiyle bütün bağlarını kopardı zaten. Düğününe bile çağırmamıştı onları. Merve, ne haber ya? İyidir, iyidir. Vay vay vay, aksakların tek prensi. Ne haber ya? İyidir abi, sen ne haber? İyi. Geldi mi sizinkiler yurt dışından? Bilmem, gelirler herhalde. İyi, var mı vaktin? Gel bir kahve içelim. Ben Alperlere bakmıştım ama... Ya gel gel, bir kahve içelim, bakarsın yine. İyi, öyle olsun. Ne haber, nasıl gidiyor? İyidir abi. Bir şey içer misin? Kahve. Bir kahve daha alabilir miyiz? Aa, Onurcuğum, ne yapıyorsun? Ne yapalım? Oturuyoruz sen. Ya bizim Pelo ile buluşacaktık aslında ama o gelene kadar oturayım bari. Otur bari. Merhaba, ben Merve. Ben de Serhan. Memnun oldum Serhan. Bir şey içer misin? Serhan'ınkinden alayım. Kahve iki oldu. Hiç göremedim seni buralarda Serhan. Sık takılır mısın? Arada. Serhan. Geç kaldım, kusura bakma abi. Gidiyoruz değil mi? Abi gidiyoruz. Hadi. Kusura bakmayın. Yani kahve bir dahaki sefere kalsın. Tamam. Görüşürüz. Gerçekten memnun oldum. Ben de. Hiç bahsetmedin bana bu arkadaşından. Hayrola? Beğendin galiba bizim Serhan'ı. Biraz beğenmiş olabilirim. Ama detay var bana. Vallahi aksakların tek oğlu işte. Ama öyle kolay kolay kimse kapatamaz Serhan'ı. Yani söyleyeyim de, deneyenler çok oldu. Sonra kaldılar böyle gözleri yaşlı. Sen beni hiç tanımamışsın tatlım. Ben istersem alırım. Diyorsun. Ama o takıldığın koleji çocuklara benzemez Serhan. Çok farklıdır. Bir de böyle ufak bir karanlık yanı vardır. Yani uyumsuz bir tip anlayacağın. Sana gelmez. Yok yok. Tam benlik. Anlat bakalım. Yani bu Serhan ne sever? Yani sevdiği müzik grubu ne, nerelerde takılır? Ne yemek yer? Ne biliyorsan anlat canım. Yuh sana Merve. Yani bayılıyorum senin şu hallerine, biliyor musun? Hadi dinliyorum. Yani ne bileyim işte, buraya falan geliyor. Yalnız takılıyor genelde. Sinemaya gidiyor. Akşamları arabasını sahile çeker, tek başına müzik dinler. Klasik müzik sever daha çok. Ne bileyim yani, romanlara bayılıyor. Serhan? Merve ben. Geçen hafta tanışmıştık. Hatırladım. Onur'un arkadaşı. Evet. Sen de benim gibi yalnız takılmayı seviyorsun galiba. Güzel. Bir şey içer misin? Olur. Bakar mısın? Ne içersiniz? Ben de aynısından alayım. Serhan? Yok artık. Daha 3 gün olmadı karşılaşalı. Şok oldum şu an. Hakikaten ya. Ya sen sever misin ki bu grubu? Sever miyim? Bayılıyorum. Türkiye'ye geleceklerini öğrenir öğrenmez direkt bilet aldım. Sen de seviyorsun herhalde geldiğine göre. Ben çok severim. Yalnız mı geldin? Evet. Ya kalabalık, gürültü, ne bileyim. Ben çok sevmiyorum. Bir de...
karanlık bir yanım var galiba. Hep çok uyumsuz olduğumu söylerler. Biz biraz benziyoruz sanki. Ben de öyle düşündüm, biliyor musun? Geçelim istersen. Bayıldım. Şahaneydi. İyiydi evet. Neyse, ben de çok geç olmadan eve gideyim bir şekilde. Bırakmamı ister misin? Bırak madem. Yani senin için yorucu olmayacaksa. Olur mu canım? Tek gitme, ben bırakırım. Gel, arabam şurada. Bu aralar çok heyecanlıyım. Festival başlıyor. İstanbul Film Festivali. Direkt olayım. Ciddi misin ya? Evet, hiç kaçırma. Bayılıyorum ya. Olduğunu söylemiş miydim? Yani genelde kutlamam da. Ya bir tanecik sevgilimin doğum gününü unutacak halim yoktu herhalde. Hadi üfle, mum eriyecek. Bir dakika, dilek tut. Tamam, tutuyorum. Nice mutlu seneler. Beraber çok güzel yıllarımız olsun. Hep birlikte. Ya aşkım, bir şey söyleyeceğim. Ben seni böyle aniden çağırdım ya. Yani belki annenlerle kutlayacaktın. Bilemedim. Yok. Yani onlar doğum günüm olduğunun bile farkında değillerdir. Boş ver. Ben hep farkında olacağım. Bundan sonra hiçbir doğum günün unutulmayacak. İyi günlerinde, zor günlerinde hep yanında olacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım seni. Mine nasıl? Gayet iyi. Merak etme. Hiçbir şey öğrenmedi mi? Hayır hayır, hiçbir şey öğrenmedi. Keyfi gayet yerinde. Hem sen bunları kafayı yorma. Her şeyi hallediyorum ben.